Kadi Muhammed Zahid Kadi Muhammed Zahid Hazretleri, Türkistan'da yaşamış büyük velilerdendir. Silsile-i Aliye'nin on dokuzuncusudur. Annesi, Silsile-i Aliye büyüklerinden Yakubi Çerhi Hazretlerinin kızıdır. Küçük yaştan itibaren ilim öğrendi. Daha sonra tasavvufa yöneldi. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerine talebe oldu. 12 yıl onun kalplere şifa olan sohbetlerinde bulundu. Ondan vazifesini devraldı. Birçok talebe yetiştirdi. Silsile-i aliye büyüklerinden Derviş Muhammed Hazretleri onun yetiştirdiği evliyadan biridir. Memleketi olan Semerkant'ta kalıp ilim tahsil ettikten sonra daha fazla ilim öğrenmek için bir talebesiyle Hirat'a gitmek üzere yola çıktı. Şadman köyüne vardıkları zaman Havanın sıcak olması sebebiyle orada bir müddet kaldılar. O sırada köye ubeydullah Ahrar Hazretleri teşrif etti. Onu ziyarete gitti. ubeydullah Ahrar Hazretleri onunla biraz konuştuktan sonra sohbete başladı. Sohbette Muhammed Zahid'in hatırından geçenlere cevap verip, ona eğer maksadın ilim öğrenmekse o iş burada daha kolay buyurdu. Sonra onun yanına yaklaşıp, Hirata gitmekten maksadın ne? İlim öğrenmek mi yoksa tasavvuf mu buyurdu. Muhammed Zahid dehşete kapılıp cevap veremedi. Yanındaki talebesi onun asıl maksadı tasavvuf yoluna girmektir diye cevap verdi. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri tebessüm edip o halde çok iyi buyurdu. Sonra birlikte bahçeye çıktılar. Orada Muhammed Zahid'in elini tuttu elini tutar tutmaz kendinde büyük değişiklik hisseden Muhammed Zahid bayıldı. Ayıldığı zaman ubeydullah Ahrar Hazretleri, belki sen benim yazımı okuyabilirsin diyerek cebinden bir kağıt çıkarıp, bu kağıtta ibadetin hakikati ve Allahü Teala'nın azameti karşısında insanın acizliği yazılı diyerek Muhammed Zahid'e verdi. Bu kağıtta şöyle yazılıydı. Bu saadet Allahü Teala'nın muhabbetiyle, ve onun resulüne tabi olmakla ele geçer. Bunun için din ilimlerine varis olan alimlerin sohbetlerinde bulun. Onlardan faydalı ilim öğren. Ta ki Resulullah Efendimize tabi olmak suretiyle marifeti ilahiyeye kavuşasın. Kötü din adamlarından uzak dur. Helal haram ayırmayan, dine uygun olmayan işler yapan cahil tarikatçılardan uzak dur. Muhammed Zahide Hira'da gitmek üzere izin verdi. Sadüddin Kaşgari'ye vermesi için bir de mektup verdi. Mektupta Muhammed Zahide yardımcı olunması yazılıydı. Bu hareketleri gören Muhammed Zahid'in ubeydullah Ahrar hazretlerine karşı muhabbeti ve bağlılığı arttı. Fakat bir türlü Hira'da gitme azminden vazgeçemedi. Mektubu alıp yola çıktı. Yolda ilerledikçe bindiği hayvan yavaşladı yol almaktan aciz kaldı. Buhara'ya 36 kilometre kalmıştı ki şiddetli bir göz ağrısına tutuldu. Günlerce orada kaldı. İyileşince yola çıktı. Bu sefer de humma hastalığına tutuldu. O zaman eğer yola devam ederse helak olacağını anladı. Gitmekten vazgeçti. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerinin huzuruna dönüp sohbet ve hizmetinde bulunmaya karar verdi gelip umduğuna kavuştu. Buyurdu ki, dervişlik yalnız bir yere çekilip oturmak, gökte uçmak, keramet göstermek değildir. Dervişlik, gönlü masivadan, yani Allahü Teala'dan başka her şeyden yüz çevirmektir. Bir yandan günah işleyip, bir yandan da estağfirullah demek istiğfar değildir. İstiğfar, Allahü Teala'nın emirlerine uymak, yasak ettiği şeylerden sakınmaktır. قاضي